Herkese merhaba arkadaşlar. 27 Haziran Cumartesi İzmir programıyla bir aradayız. İzmir'de 10 koşuluk bir program olacak. 2 tane de altılısı var İzmir programının ki birinci altılı birinci koşuyla beraber 5'i 45 geçe ikinci altılısı ise 5. koşuyla beraber saat 8'de start alacak. Ben yine her iki programla ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını bekledim. Safkanlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her ayak için özellikle 2-3 tane safkandan çok bahsederek size yardımcı olmaya çalışacağım. Yine size takip ettiğiniz safkanları ekleyerek en iyi oyunu, en iyi kurguyu yapma noktasında arkadaşlar değerlendirin diyorum İzmir programı için. Yine benim vereceğim oyun kurgusu arkadaşlar 7-8 TL geçmeyecektir. Dediğim gibi muhakkak takip ettiğiniz safkanları eklemeye çalışalım. Arkadaşlar gündüz programında Ankara var. Değişen saatiyle bilindiği gibi e, hafta sonunda çok açıkma çıkma yasağı olduğundan dolayı saatler biraz ileri alındı. Ona dikkat edelim. Ankara programı da saat 3'te başlayacak. ilk 6'lısı en azından akşam programında da İzmir var. ben yine Ankara ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda yaptım arkadaşlar. Yine takip etmek isteyen arkadaşlarımız onu oradan takip edebilirler. Akşam programında İzmir var. İzmir'in de ilk altılısı. Birinci koşuyla beraber saat 5.45 geçe şartlı 2'de 3 yaşlı Arapları 1100 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 9 tane safkanı start alacağı bu koşu için arkadaşlar. Zaten ben bir tane safkandan bahsedeceğim ki bu safkanı kuponunda tek bırakacağım. Bu da bir numaralı İshak Bey olacak ki Çetin Ok'la ok beraber start alacak olan bu Ay'a bakan yavrusunun uygun mesafede sevdiği pis arkadaşlar. Yarın için ekür avantajı olan safkanla etkili bir koşu gelecektir. Bence çok kolay bulduğu bu rakiplerini Kolay bir şekilde geçip günün ilk ayağında arkadaşlar geçinmeyecektir diyorum. Dediğim gibi bir numaralı İshak Bey e, altılığının birinci altı için arkadaşlar İzmir programında geçilmez diyorum günün ilk ayağında. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Maiden Dişler'e ait 3 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe izleyeceğiz. 13 tane safkanın start alacağı bu koşu için özellikle 2 tane safgan e, dikkat çekiyor arkadaşlar ki bunlardan ilki 12 numaralı Sumatra yine Sinan Özen'le beraber start alacak. Bu Smart Robin yavrusunun start aldığı tüm koşullarda tabel içinde yer bulan Safkan'ın her ne kadar uzun bir ara vermiş olsa da kalitesiyle bu gruba söz sahibi olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. İlk şans Safkan'ın 12 numaralı Sumatra olacak. Rakip noktasında yine son dördüncünün beğendiğim bu sefer üzerine tecrübeli jokeylerden Mehmet Kayın da start almasıyla beraber 4 numaralı Doğuş'un kızı arkadaşlar muhakkak etkili koşacaktır diyorum. Ben bu iki safkanların etkili koşu bekliyorum. Yani 12 ve 4 numaralı safkanlar arkadaşlar. Burada sürpriz arama noktasında eğer ki bu meydin koşu da ben bir sürpriz arayayım diyorsanız arkadaşlar. 5 numaralı Domates, 2 numaralı Aşanpınar hatta 13 numaralı üzüm kurusu gibi safkanlar ee, özellikle benim takip edeceğim safkanlar olacak yarış içinde bu safkanlardan sürpriz arama noktasını değerlendirebiliriz ama az hatta geçeyim diyorsanız arkadaşlar özellikle dediğim gibi 12 ve 4 numaralı safkanlardan etkili koşu gelecektir bu iki safkan 6.nın ikinci ayağı için arkadaşlar eklenebilir. günün 3. ayağına geldiğimizde ise şartlı 3'te 2 yaşlı İngilizleri 1000 metre Mesafet şimdi izleyeceğiz ki 7 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben yine özellikle 2 tane safkandan bahsedeceğim arkadaşlar ki bunlardan ilki e ekürülerden altın malı win green win olacak ki Mehmet Kaya idaresinde start alacak bu safkanın. E Son 5. dindi ben oldukça tatminkar buldum. Güzel bir yarış yaptı arkadaşlar safkan. Ben yine etkili bir koşu olacağını bek yapmasını bekliyorum. Bu safkan ilk şanslı safkanım olacak. Rakip noktasında ilk yarışını kazanarak yarış hayatına başlayan e stroke the point arkadaşlara bir invasible sun yavrusu olan. Nevzat Avcı ile beraber start alacak. Kurtelik üstüne ait olan bu safkandan da iyi bir koşu gelecektir diyorum. Benim önceliğim 6 numaralı ekürüler arkadaşlar. Daha sonrasında 1 numaralı Sikrant Point olacak. Bu iki safkan arasında bir geçmesini beklediğim bir yarış olarak görüyorum. Burada yine dikkatimi çeken, orijini de dikkatimi çeken bir safkan var. Onu da bahsedeyim arkadaşlar size. Bu da 2 numaralı Baba Erdinç. Bu safkanı yine özellikle takip edeceğim yarış içinde. Ahmet bir bilgin dikkat e, start alacak olan bu safkanın eee orijini çok dikkatimi çekti. Yarış içinde yine takip edeceğim bir safkan olacak. Yine sürpriz noktasında değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız bu safkanı da değerlendirebilir ama ben dediğim gibi 1 ve 6 arasında Geçmesini beklediğim bir yarış olarak görüyorum. Günün 3. ayağını. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar kısa vade 6'da 3 yaşlı İngilizleri 1600 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki 8 tane safkanı start alacağı koşu aynı zamanda 7'li plasenin de başlangıç ayağını oluşturuyor ki günün bence zevkli zor geçme aday koşularından biri olduğunu düşünüyorum. Birçok safkana şans verilebilir ama ben özellikle 1 numaralı Baba Avcıyı arkadaşlar e son ikinciğini oldukça beğendim safkanlar. İyi bir koşu bekliyorum. Yine aynı şekilde son yarışını oldukça beğendim 2 numaralı Dem de rakip noktasında değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Burada 1 ve 2 ben de bir tık ayrılıyor arkadaşlar bu iki safkana muhakkak şans vereceğim Kuponumda 1 ve 2 numaralı safkanlara ama yerim olursa yine 3 numaralı Mavi Çocuk ya da 6 numaralı May gibi safkanları da Barış Kurdu ile beraber bu saftanı da arkadaşlar değerlendirmiş noktasında eğer yerim olursa eklemeye çalışacağım. Ama özellikle 1-2 daha sonrasında 3 ve 6 numara safkanları günün bu ayağında şanslı görüyorum. Günün denk zor koşularından biri olduğunu arkadaşlar tekrardan hatırlatayım. Bu 7'li plasenin ilk ayağını oluşturan bu ayak için ne kadar çok atlasak doğru olacaktır gibi gözüküyor. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise Handicap 14'te 3 yaşlı İngilizlere 1800 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 11 tane safkanın start alacağı bu koşu aynı zamanda 6'lı ikinci altında başlangıç ayağını oluşturuyor arkadaşlar. 11 tane dediğim gibi safkan start alıyor. Burada herhalde bu 10 gibi bir safkandan kim gelse benim için çok da şaşırtıcı olmaz. Tüm safkanların yine kazanma şansının olduğu zor bir grup gibi gözüküyor arkadaşlar. Ben özellikle burada bu zor ayakta bir 4 tane safkandan bahsedeceğim. Ama dediğim gibi yani ne kadar at yazabilirsek bütçemiz doğrultusunda altın ilk ayağı için o kadar iyi olacak gibi gözüküyor. Ben yani özellikle burada 3 numaralı Bayak Demir'den bahsedeceğim ki güzel bir apron yavrusu olan Safkan Muhammed bir bilginle ilk şanslı Safkan'ım olacak. Özellikle son dördüncünü çok tatmikar bulduğum Safkan'ın çime de oldukça uyumlu olduğu düşünülürse etkili bir yarış yapması beklenir. Daha sonrasında e, henüz meydana veda edemese de çok etkili yarışları olduğunu düşündüğüm 6 numaralı İskender e, Mertcan Çelik beraber yine e, kaliteli bir orijin olduğunu düşündüğüm 7 numaralı patlıcan arkadaşlar İlker Soyat'la beraber son olarak da 9 numaralı Opornotist Hüseyin Şimşek beraber ben etkili koşmasını bekliyorum. Tekrardan sıralama vermem gerekirse 3, 6, 7 ve 9 numaralı safkanları gruptan bir tık ayırıyorum arkadaşlar. Bu 4 safkanların etkili koşu gelecektir diyorum ama dediğim gibi altın ilk aya zor. Varsa takip safkanlarınız muhakkak ekleyin. Yani burada kazanamayacak safkanı çıkarmak bile zor. Ama bu 4 safkandan özellikle ilk koşu bekliyorum. Tekrar sıralama vermem gerekirse 3, 6, 7 ve 9 numaralı safkanlar diyorum günün ilk ayağı için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Maiden dişiler ait bir grupta 3 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe çimde izleyeceğiz arkadaşlar. Günün yine zevkli koşularından biri 12 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben yine özellikle 2 tane safkanından çok bahsedeceğim ki bunlardan ilk arkadaşlar 6 numaralı Felik de olacak. Yiğertcan Çelik de beraber start alacak olan bu Victor Galop yavrusunun etkili bir koşu koşmasını bekliyorum. Ara sonrası bir 9'unculuğu var. Onu çok ölçü almıyorum. Daha da hazır gireceği bu yarışta yine Mertcan Çelik de beraber iyi koşacaktır diyorum. 6 numaralı Ferik de arkadaşlar benim ilk şanslı safkanım olacak. Bu safkanın rakip noktasında 10 numaralı Speed Engine arkadaşlar yine bu safkanı da Tavcı ile beraber start alan bu safkanı da ben iyi koşmasını bekliyorum ki son 4'üncülüğünü oldukça tatminkar bulduğum safkandan etkili bir koşu gelecektir diyorum. Yine bu safkanda muhakkak kuponumda olacak. Ben burada 6 ve 10'u bir tık önde tutsam da dediğim gibi arkadaşlar yine bu ayak içinde birçok safkan şans verilebilir. Ama ben özellikle 6 ve 10 numaralı safkanlardan iyi koşu bekliyorum. Burada rakip noktasında 12 numaralı Winterslow yine yeni 1 numaralı Alice, hatta 3 numaralı American Mill arkadaşlar geniş kuponlarda şans verilebilir ama özellikle 6 ve 10 diyorum günün bu ikinci ayağı için. Günün 3. ayağına geldiğimizdeyiz. Şartlı 3'te 4 yukarı İngilizleri 1300 metre mesafe şimdi arkadaşlar. 14 tane safganı start alacağı bu koşu için yine ben özellikle 3 tane safgandan çok bahsedeceğim ki yine son koşumda size çok bahsettiğim çok da inandığım bir safganın 6 numaralı has arkadaşlar benim ilk şanslı safganım olacak. Sinan'la beraber start alacak olan bu safgandan iyi bir koşu gelecektir diyorum. Rakip noktasında buna 4 numaralı Empireson, yine Mustafa Çiçek'le beraber ve 3 numaralı Bayacak arkadaşlar Furkan Yüksel'le beraber ben rakip noktasında değerlendirmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Yine yeriniz varsa sürpriz noktasında da 2 numaralı Alaşuru Mehmet ile beraber sürpriz arama noktasında değerlendirilebilir arkadaşlar ama özellikle 6 ve 4 diyorum. Daha sonra 3 diyorum. Yine yeriniz varsa 2 numaralı Safkan'ın da şanslı olacağını düşündüğüm bir ayak olarak görüyorum arkadaşlar. Günün bu üçüncü ayağının. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise kısa vade 8'de 4 yaşlı Arapları 1300 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 11 tane safkanı start alacağı bu koşu için arkadaşlar. Ben yine özellikle son birincilini çok beğendiğim kaliteli safkanı olan bir numaralı yol araz arkadaşlar. Yol yine Mustafa Çiçek ile beraber etkili koşacaktır diyorum. Dediğim gibi son yarışını çok gösterişli kazandı safkan etkili bir yarış yapacaktır diyorum. Burada rakip noktasında İlk defa çime çiçek olan 8 numaralı Şarlo, Mehmet Kay idaresinde değerlendirilmeli. Hatta yeri olanlar 4 numara Iğdırlı'yı da Nevzat Avcı idaresinde arkadaşlar rakip noktasında değerlendirilebilir olarak görüyorum. Önceliğim bir Daha sonrasında 8 ve 4 numaralı safkanları da şanslı görüyorum arkadaşlar günün bu ayağı için. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise Maiden dişlere ait bu grupta 3 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 13 tane safkanın start alacağı bu koşu için arkadaşlar. Ben yine özellikle burada bahsetmek istediğim 2-3 tane safkan olacak ki bunlardan ilki özellikle çok beğendiğim yarışları olduğunu düşündüğüm 7 numaralı Pir Şakir olacak. İlker Soyad İdaresi'nde start alacak olan bu safgandan ben uygun grupta etkili bir yarış yapmasını bekliyorum arkadaşlar. İlk şanslı safganım olacak. Daha sonrasında bu safkan rakip noktasında daha doğrusu 1 numaralı Azra Aslar Muhammed Bir Bilginle ve daha sonrasında 10 numaralı Takimay Hart kurduğuyla ile beraber rakip yoktasında arkadaşlar değerlendirilebilecek atlar olarak görüyorum. Özellikle 7 diyorum. Daha sonrasında da 1 ve 7 11 numaralı safkanları şanslı görüyorum. Burada bir de 6 numaralı Pantimento'dan bahsedebilir arkadaşlar. Bu safkandan da enteresan bir yarış gelebilir. Takibiniz olsun. Furkan'la beraber start alacak bu safkan da yine sürpriz noktasında değerlendirilebilir ama Özellikle arkadaşlar dediğim gibi 7 daha sonrasında 1 ve 11 numaralı safkanları günün 5. ayağı için arkadaşlar şanslı görüyorum. Günün son ayağına geldiğimizde ise şartlı 4'te dişlere ait 4 yukarı İngilizleri 1200 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz arkadaşlar 16 tane safkanın start alacağı bu grup için ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Bu safkanı zaten kuponunda yalnız bırakacağım arkadaşlar. Bu da 3 numaralı Ayza olacak. Mustafa Çiçek idaresinde start alacak bu safkan. Hem grup olarak kalenin kalitesinin çok altında safkanlarla koştuğunu düşünüyorum. Mesafeye ve pistte de uyumuyla düşünüldüğünde yani için bu kolay grubu kolay geçecektir diyorum. 3 numaralı Ayza yani için bu grubu rahat geçer arkadaşlar. Rahatlı kuponlara tek bırakılabilir olarak görüyorum. Ben yarın için İzmir programında günün son ayağında 3 numara Ayza'nın geçinmeyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi rahatlıkla kuponlara da tek bırakılabilir olarak görüyorum arkadaşlar günün son ayağında. Arkadaşlar İzmir programı ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde. Yine takip ettiğiniz safkanlar varsa ekleyerek en iyi oyunu en iyi kurgu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden herkese arkadaşlar yarın için bol şans diliyorum.